Sevgili öğrenciler, kader ve kaza inancı ünitemizde yer alan insan iradesi ve kader konusuyla videomuza devam ediyoruz. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliğimiz, değerli arkadaşlar, elbette ki akıl ve irade sahibi olmamızdır. Akıl, insanın anlama, düşünme, kavrayabilme yeteneğiyken, irade, seçme, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme, tercih etme yeteneğidir. İnsan akıl ve irade sahibi olduğu için davranışlarından nedir? Sorumludur. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir, düşünür, araştırma yapar, yeni icatlar ortaya koyar, olumsuz durumlar için kaderi bahane gösteremez. Değerli arkadaşlar, insan iradesi ve kader konusunda en önemli kavramlarımızdan birisi sorumluluktur. Sorumluluk, bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür, yani tamamen serbest bırakılmıştır ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. İnsan yaptıklarından sorumludur. Çünkü insan irade sahibi ve özgür bir varlık olduğu için karşılaştığı olumsuzlukları kadere yüklememelidir. O akıllı, irade sahibi ve özgür bir varlık olduğu için hayatına yön verebilir. Bundan dolayı insan kaderini irade bahs konusu olduğu takdirde nedir? Bir bakıma büyük ölçüde kendisi belirlemektedir. Değerli arkadaşlar, iradeyi biz iki kısımda inceliyoruz. Birincisi külli irade, ikincisi ise cüzi irade. Külli irade Allah'ın sınırsız, sonsuz iradesi, o dilediğini dilediği gibi yaratandır. İkincisi ise cüzi irade, bu da insanın sınırlı iradesidir ki bu iradeyle yaptığı davranışlardan dolayı da sorumludur. Bakınız, cüzi irade alanına baktığımız zaman başarılı olmak, ahlaklı olmak, doğru sözlü olmak, yalan söylemek veya söylememek, iyi arkadaşlar edinmek, kötü arkadaşlar edinmek, değerli arkadaşlar, bunlar kendi irademizle meydana gelen olaylar olduğundan dolayı bunlardan biz sorumluyuz. Çünkü bunları kendimiz özgür irademizle tercih ediyoruz. Ha, bu irade alanına biz ne diyoruz? Cüzi irade diyoruz. İnsanın sınırlı iradesine, yani sorumlu olduğu, sınırlı olan iradeye biz cüzi irade diyoruz. Külli irade alanına baktığımız zaman bakın, cinsiyetimiz, akrabalarımız, rengimiz, ırkımız, doğum yerimiz, doğal afetler, anne babamızın kim olacağı, bunlar kendi irademizle belirlemediğimizden, tamamen Allah'a ait olan alan olduğundan, Allah'a ait olan iradeyle gerçekleştiğinden dolayı bu iradeye de biz külli irade diyoruz ki bu iradeden biz sorumlu değiliz. Konumuzu iki tane, iki konumuzla alakalı iki testin çözümüyle tamamlamaya çalışalım. İnsan davranışlarından sorumlu tutulabilmesi için bunlardan hangilerine öncelikle sahip olması gerekir? Sevgili öğrenciler, söylediğimiz gibi, anlattığımız gibi insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz neydi? Birincisi irade sahibi olmamızdı. İkincisi de akıl sahibi. En başta olan tabii ki akıldır. Akıl ve irade sahibi olmamızdan dolayı yaptığımız davranışlardan sorumluyuz. Onun için bir ve ikinci seçenek, yani irade ve akıl seçeneğinin bulunduğu seçenek B seçeneği, bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olması gerekiyor. Diğer sorumuz, bu metinde insan iradesi ve kader ilişkisi bakımından numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Metnimizi okuyalım. Yüce Allah insanı akıl ve irade sahibi olarak yaratmıştır. Evet, doğru bir cümle. İkinci cümlemiz, insan iradesiyle dilediği her şeyi değiştirebilir. Değiştirebilir mi? Elbette ki değiştiremez. Çünkü insanın iradesi cüzi iradedir, sınırlı iradedir.
Bundan dolayı istediğini her şeyi, iradesiyle dilediği her şeyi insan değiştiremez. Bundan dolayı ikinci cümlemiz yanlış bir ifade kullanmış. Üçüncü cümlemize bakalım. İnsandan istenen Allah'ın kendisine verdiği yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasıdır. Doğru bir cümle. Ve son cümlemiz, aksi takdirde yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonucu olacağını unutmamalıdır. Yani sorumludur. Yaptığı davranışların sonuçlarına da katlanmak zorundadır. Bu da aynı şekilde doğru bir ifade. Yanlış ifade ikinci cümlemizdi. İkinci cümlemizin olduğu seçenek C seçeneği doğru seçenek olacaktı sevgili arkadaşlar. Konumuz burada sona erdi. Diğer konularda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun sevgili öğrenciler.